Himmet, oğlum al şu iddia kuponunu. Acil yatır geldiler, müşteri bekliyor. Ya baba, bu kimin ya? Biz niye yatırıyoruz? Lan gerizekalı, 55 numaradaki adam karantinada lan, çıkamıyor oğlum. Aynısından bana da 3 TL'lik oyna. Hadi çabuk. Ya kapıcı mıyız, esnaf mıyız? Anlamadım gitti, neyiz biz ya? Efendim sayın yöneticim, buyurun efendim. Efendim benim çocuk çok rahatsızlandı da acil onu getirmem. Efendim, tabii efendim, tabii efendim. Buradaki işim bitsin hemen gelip çöpleri dökeceğim. Saygılar efendim. Tamam yöneticim, evet. Sağ olun. Ulan var ya, bir gün bu herife yakalanacağım ama hadi hayırlısı. Ben ne yapayım kardeşim, tek işle geçinmek çok zor. Menşul e... Himmet oğlum baban nerede la? Babam yukarıda Doğan abi, ne oldu ki? Lan oğlum git babana söyle, yeni bir araba düşürdüm. Alsat yapıp yolumuzu bulmamız lazım. Ya Doğan abi, madem bu kadar çok kazancı var, babamı niye kaçıyorsun bu işin içine? Kendini alıp kazansana abi, salak mısın sen? Ulan Seyit gibi kurnaz birinden, senin gibi gerizekalı nasıl oldu hala anlamadım ya. Ne oldu ki Doğan abi? Elinin körü oldu. Oğlum zaten bende para olsa öyle yapacağım. Ama ben babana araba buluyorum, o alsat yapıp bana da yolumu veriyor. Ayı! Ulan benim babam milyarderdi ve benim haberim yok ha? Niye kapıcılık yapıyoruz biz? Lan çekil git, işim gücüm var, daha babanı bulmam lazım. Sen böyle salak salak konuşmaya devam et. Bak sayın abicim, bu daire sitenin en güzel dairesidir. Cephesi de güzel, 24 saat güneş alıyor ha. 24 saat mi? Lan oğlum, bu dairenin ne özelliği var ki? Güneş burayı hiç terk etmiyor. Yok abi, o anlamda değil ya. Yani diğer dairelere güneş çok az giderken buraya batana kadar geliyor. Batıyor bir daha geliyor. O derece yani. Anladım anladım. Söyle bakayım. Buranın fiyatı ne? Abi böyle eşyalı haliyle size 3000 olur. Yalnız benim komisyonum da var, onu da unutmayın. Eşyalar şahane. Sıfır. 3000 çok buraya, 3000 çok. Bir de söyle bakayım bana. Sana niye komisyon veriyorum ben? E niye olacak abi? Emlakçıyı aradan çıkardım, evi direkt benden tutuyorsun. E bunun da bir bedeli olmayacak mı? Ha? Eşyalara baksana Allah aşkına. Lüküs lüküs kolonya. Bedeli ne kadarmış? Komisyon artı genel temizlik, bir de güneşin de bedelini katarsak bana 5000 lira vereceksiniz abi. Kolonya. 5000 mi? Yuh! Ver 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 şu kolonyada biraz ver. Ay. Öyle deme sayın abicim. Farz et ki emlakçıdan tuttun. Ne olacaktı o zaman? İki tane komisyonu verecektin. Bana ne veriyorsun? Bir tane. Birazdan kolonya. Oh yarasın abi. Birazdan para gelecek. Himmet gel gel. Buyur Ali abi. Ne oldu? Al oğlum şu parayı götür babana ver. Olur Ali abi de. Neyin parası yani bu? Babanla otopark ve denekçilik işi yapıyoruz. Bu da onun payı. Tamam Ali abi, merak etme sen, veririm babama. İyi, unutma babana selam söyle, tamam. Lan tamam anladım. Babam kapıcılık dışında 2-3 iş yapıyor da. Bu kadarı fazla bence. Bizim kesin milyoner olmamız lazım ya. Bak Doğan kardeşim, geçen sefer sana fazladan komisyon verdim. Vallahi bu sefer vermem. Senden alacaklıyım kardeşim. Ulan ne fazla vermesi? Hatta anlaştığımız rakamdan daha aşağıya verdin. Oradan bile yolunu buldun. Ya canım kardeşim, ben onu yolumu bulmak için kesmedim ha. Sen buldun arabaya hasarsız demiştin ama araba hasarlı çıktı. Ona ne demeli? Lan ben sana hasarsız demedim. Temizledim sadece. Üstelik 25 yıllık arabada tabii ki hasar çıkacak. Ulan onu bile 10 katına satmadın mı? Valla kardeş kusura bakma. Bu sefer sana komisyon momisyon yok ona göre. Ha bu arada unutmadan bu ayki sana kirayı veririm. Kusura bakma tam denkleştiremedim de idare et artık. Ulan dükkanımı kiralayıp gidip başkasına verdin, sesim çıkmadı. 3 aydır kira ödemiyorsun. Bir tane kira ödedin, onu da eksik mi veriyorsun? Allah'ın cezası. Ekonomik kriz var Doğancığım, senin haberin var mı? Tabii tuzun kuru, oturduğun yerden kira geliyor, komisyon geliyor. Bizim gibi garibanlar ne yapsın? Ha? Hiç düşündün mü bunu? Gariban mı? Ulan bütün memleket aç kalır da yine de sana bir şey olmaz. Kurnaz seni. Tamam kardeşim, kurcalama o kadar. Sen o arabanın bilgilerini yolla, ben halledeceğim. Hiç merak etme. Ulan işine gelmeyince nasıl da konuyu değiştiriyorsun? Uyanın. Karıştırma kardeşim. Tamam halledeceğim, araba değil mi? Komisyon vereceğim sana. Allah Allah. Ulan babamın büfeciyle ne işi olabilir ki? Artık pes yani. Büfeci bile babama para veriyorsa. Tamamdır kardeş. Bizimkilerle konuştum. Daireyi tutuyoruz. Yalnız
daireyi tertemiz edeceksiniz ha. Bak ben çok titizim. Ona göre, tamam mı? Tabii ki Sayın abicim. Siz hiç merak etmeyin. Cillop gibi yapacağım, yemin ediyorum. Pardon abi, bu arada ne işle meşgulüz acaba? Şirket yöneticisiyim kardeş. Sürekli işimden dolayı yurt dışına gidip gelirim. Çok yoğun bir adamım ben. Yurt dışı mı? Allah'ını seversen abi. Bir daha gittiğinde bana da haber versen abi. Orada telefon melefon çok ucuzmuş. Sen getir, ben burada satar sana komisyonunu veririm abi. Beraber çalışırız. Gerçekten mi lan? Satabilir misin? Sen ne diyorsun abi? Anasını bile ağlatırım. Sen yeter ki getir. Tamam, olur. Bakarız. Bakma Sayın abicim. Yap yap. Tekrardan hayırlı olsun efendim. Buyurun efendim. Güle güle kullanın. Temizliği hiç merak etme. Çok güzel yapacağım. Cillop gibi efendim. İyi iyi. Yeni bir iş kolu daha buldum. Allah bereket versin. Oh! Oğlum sen 2 saattir neredesin lan? Sen gittiğinden beri ben kaç tane iş yaptım biliyor musun? Vallahi hiç şaşırmadım baba. Ben senin oğlun olmayı hak etmiyorum. Yolda kimi görsen bana para veriyor. Götür bunu babana ver diyor. Ver ulan şu paraları. He? Madem bugün bu kadar çok şey öğrendin. O zaman hadi bunu kutlayalım oğlum. Söyle anana da yemek yapmasın. Bugün dışarıda yiyeceğiz. Gerçekten mi baba? Şaka yapmıyorsun değil mi? Ne şakası? Gerizekalı oğlum. Ben bir iş adamıyım. Bende şaka olmaz. Ben anama haber veririm de baba. Nerede yemek yiyeceğiz ya? B blok 25 numaradaki doktor var ya. Heh, bu gece işte orada yiyeceğiz. Onun da bana borcu var da ondan dolayı. Yürü gidelim. Yürü. Benim salak oğlum. Sayın abi. Getirdiğin telefonları 2 saniyede sattım yemin ediyorum. Ekmek peynir gibi satıldı namussuzlar. Bir dahakine çok getirsene be abi ya. Getir demesi kolay. Öyle olmuyor işte. Gizli gizli ancak bu kadar getirebiliyorum oğlum ben. Sen halledersin Sayın abicim. Şu tipe bak. Halletmeyecek de ben mi halledeceğim? Bu arada abi, bu da senin payın. Al abicim. Al, kimse görmesin. Yuh! Bu kadar çok para kazanıyor mu lan bu işte? İyiymiş lan. Abi sen ne diyorsun ya? Deli gibi para var bu işte. Ondan diyorum ya çok getir diye. Getir abi, getir getir. Bakarız bakarız. Ayarlama yapmam lazım. Ben sana haber ederim. Neyse. Birazdan gel de evi temizlersin. Tamam Sayın abicim benim. Senden haber bekliyorum ha. 4 gözle haber bekliyorum. Bu arada abicim küçücük ufacık bir işim var. Onu halledip hemen temizliğe geleceğim. Tamam bekliyorum, hadi bakalım. Tamam abicim, geleceğim abicim. Birazdan geleceğim abicim. Ya yeter kardeşim ya. Gerçekten bunaldım artık ya. Ben o adamın oğlu olmayı hak etmiyorum ya. Ya beni bir salın ya. Tanımıyorum ben onu. Lan gerizekalı, tanımıyorum dediğin adam senin baban. Nasıl tanımıyorsun mal? Kardeşim kaç kere diyeceğim. Ben o adamın oğlu olmayı hak etmiyorum. Sokağa bile çıkamıyorum ya. Sanki bütün mahalleyi haraca bağlamış. Gelinden para veriyor. Götür şu parayı babana ver. Biz onunla papaz mı edeceksin gerizekalı? Ya yemin ediyorum ben hiçbir şey anlamadım ya. Ulan koskoca iş adamının oğlusun. Benim babamla papaz olmaktan korkuyorsun he? Öyle mi? Kim lan benim babam? Kim oğlum kim? Oğlum belki de senin cami avlusunda bulmuştur. Olamaz mı? O da aklıma geldi. Sonra düşündüm. Böyle bir adam boş boşuna niye para harcasın? Demek ki oğlum. Ben onu bunu bilmem. Al şu parayı götür babana ver. Ulan arkadaş bu nedir anlamadım ya. En iyisi yüzüme maske falan takayım. Kimse beni tanımaz. Bak abi böyle olmuyor. Kaç gündür az para getiriyorsun ya. Sen yoksa benden mi çalıyorsun ha? Yok kardeşim, ne çalması? Herkesin parası çalınır, seninki çalınmaz. İşte herkes sat, ben ne yapayım? Ben anlamam kardeşim. Ne yap et, o işleri yükselt. Bana ne? Piyasa kötü, ben nasıl yükselteyim? Ben anlamam kardeşim. Ben şimdi gidip 30 numaranın temizliğini yapıyorum. Bir dahakine işleri yükselt, öyle gel. Anladın mı? Bu nedir kardeşim, piyasa kötüymüş. Kötü mütü yok. Ulan adamın el atmadı, iş kalmadı, halen temizlik yapıyor. Himmet, bu halin ne lan? Nereye? Korona mı oldun yoksa? Ya yok abi, ne koronası ya? Tanınmamak için böyle yaptım. Nereden tanıdın beni? Öküz gibisin oğlum ya. Seni tanımamak mümkün mü? Niye tanınmak istemiyorsun? Niye olacak abi? Sokağa bile çıkmak istemiyorum. Beni gören para veriyor. Bu ne ya? İyi hatırlattın oğlum. Al şu parayı da babana ver. Yok abi be. Sen de mi be abi? Yapacak bir şey yok oğlum. Baban Seyit'ten bahsediyoruz. Tamamdır abicim. Temizlik bitti, her yer pırıl pırıl oldu. Borcumuz ne kadar? Vallahi abicim çok kalbimi kırdın ya. Her şey para mı güzel abicim? İnsanlık öldü mü öldü mü? Para mara istemiyorum, vallahi istemiyorum. Yalnız temizlik yaparken şurada 1-2 telefon gördüm. Onları verirsen hayrına, yeter, başka bir şey istemiyorum. Lan oğlum, 2 dakika insan taklidi yaptın. Yine eski haline döndün. Neyse neyse, beraber iş yapıyoruz nasıl olsa. Al al, tamam hadi hadi al. Hadi. Sağ ol benim sevgili abicim benim. İyi günler. Pırıl pırıl oldu.
Benim sevgili ve geri zekalı oğlum. Neredesin oğlum sen? Bir kere de işini doğru dürüst yap lan. Sen gittiğinden beri ben bir dünya iş yaptım oğlum. Baba ben karar verdim. Yarın mahkemeye gideceğim. Hayırdır benim geri zekalı oğlum? Ne oldu lan? Biri sana bir şey mi yaptı? Eğer yaptıysa söyle ha. Hakim savcı tanıdıklarım var oğlum. Onlar da bana borçlu. Yok artık be. Onlar da sana borçluysa sende kesin bir şey var. Kes lan geri zekalı. Ben babamın hayrına mı onlara borç veriyorum? Çevrem büyüsün diye veriyorum oğlum. Onu bırak da ne işin var mahkemede senin? He? Kararımı verdim artık. Ben senin oğlun olmayı hak etmiyorum ya. Senin gibi kurnaz bir adamdan, benim gibi geri zekalından çıktı azmedemiyorum. Davayı açıyorum, ben evlatlıktan reddet. Gel benim geri zekalı oğlum gel. Sana evde divanı harp mahkemesi koyacağım. Gel buraya geri zekalı. Açma lan. Rotayı kaybetti, dümen kırıldı. Gemilerim battı, aman aman azaplardayım. İnan Haşmet abi, sabahın dördünde hale gidip limonun en iyisini aldım sana. Ulan Seyit bırak bu dümeni, sanki bilmiyor muyum bahçeden çalıp getirdin, herkes biliyor. Aşk olsun sana Haşmet abi, sabahın köründe kalkıp sana limonun en iyisini getirmek için mücadele ediyorum, sen çaldın diyorsun. Vallahi kalbimi çok kırdın ama. Ne oldu yani kalbim kırdıysa, bir daha getir bir şey satmayacak mısın? Ne alakası var Haşmet abi, iş başka ticaret başka, işe duygularımızı karıştırmayalım Haşmet abi. Neyse ver paramı da gideyim artık. Oho sen de. Ver abi ver ver. Bir daha hepsini ver. Bir daha getireceğim ha. Hadi görüşürüz. Seyit Bey hoş geldiniz. He hoş gelmişim. Nerede hoş geldim ulan? Memleket Renda Karnık'tan filo kurdu siz kaytarıp duruyorsunuz. Google'dan YouTube'a bakıyor. Kim ulan bu Cüneyt Özen? He? Seyit Bey unuttunuz galiba sizin de filonuz var. Ne filosu canım kardeşim? Sen de ona filo mu diyorsun? Milletin yüzlerce arabası var, yüzlerce. Seyit Bey unuttunuz galiba, sizin de yüzlerce arabanız var. Ulan ezzet kımın kökü, ne desem her şeye bir cevap veriyor. Ne git ulan, adam gibi çalış, kovarım seni ha. Hadi bakayım, ben gidiyorum. Oğlum git başımdan, bela mısın? Benim işim zaten bu babalık, para toplamak, sökül paraları delerim yoksa. Dime, deli etme oğlum adamı, yürü git lan başımdan. Ne demek git başımdan ya, daha önce zorla verirdiniz, ben almıyordum. Şimdi ne değişti? Her şeyin bir zamanı var oğlum, sana ödeme günleri denk geliyordu. Ben anlamam kardeşim, hemen para ver bana. Ben de babam gibi kurnaz bir adam olmalıyım. Yoksa beni dövüyor ya. Ya sabır, ya sabır, yürü git oğlum başımdan. Bana ne ya, bana ne? Parayı vereceksin, yoksa zorla alırım. Zorla alırsın ha. Gel lan. Demek ödemeyi yapmadı öyle mi? Bizden günah gitti o zaman. Ne yapmamızı istersin dayı, sıkalım mı? Öldürmek için sıkmayın. Mesaj olduğunu anlasın. Eyvallah dayı, sen nasıl istersen. Tamam, dikkatli ol. Gelişmelerden beni haberdar et. Eyvallah dayı. Sayın yöneticim, nasılsınız efendim? İnşallah iyisinizdir. Neredesin lan sen, iki saattir ortada yoksun? Çöpleri dökmeye gitmiştim sayın yöneticim, nereye gideceğim ki? İyi bakayım, kaytarayım falan deme. Aidatlara zam yaptığını daha unutmadım. Ya sayın yöneticim, siz bakmayın o boş boş hayrının dediklerine, salak. Boş boş konuşuyor işte, ben öyle şey yapar mıyım hiç? İyi misin evladım Seyit? Dayan evladım dayan. Sen en iyi hastanelere götüreceğim. Sen bir kahramansın. Sayın yöneticim, o hastane ve doktorlara vereceğiniz parayı bana verin. Ben evde iyileştirdim sayın yöneticim. Seyit, oğlum sen iyi misin? İyiyim sayın yöneticim, iyiyim. Seni kurtarırsam bana para vereceğini bildiğim için kurşundan daha hızlı hareket ettim, önüne atladım. İyi yaptın değil mi? Parayı ne zaman vereceksin? Demek para için ölme atladın he? Ne fark eder ya, atladım işte. Paramı ver. Paramı versin.
Ver bakayım o elmayı. Sen tek başına yiyemezsin bunu. Yarım yarım ye. Tamam mı oğlum benim? Anan nereye gitti? Komşuya gitti baba. Sebep oğlum? Televizyon izlemeye mi? Anlamadım baba. Ne diyorsun? Zaten anlasaydın şaşardım oğlum. Abini yatılı okula yolladım belki beyni gelişir diye. İnşallah sen de ona çekmezsin. Fazla yeme oğlum. Zarar zarar. Niye? Sana değil. Bana zarar. Tamam mı oğlum? Ben bunu götürüyorum sadece elmayı. Hadi bakayım. Memdi abi. Bizim adamımız işi başaramamış. Ulan sen ne diyorsun? Hamsi kafalı gazim. He? Ne demek başaramamış oğlum işi ya? Vallahi Memdi abi. Bizim adam tam sıkacakken oranın kapıcısı kendini kurşunun önüne atmış. Oy. Ne diyorsun ulan sen? Ulan bu devirde kim kendini kurşunun önüne atar? Demek ki ya bu uşak iyi tuşağmış ha. Çok haklısın Memdi abi. Keşke bizim elimizde böyle bir adam olsaydı. İşte o zaman memlekete diz çöktürürdük. Oy. Doğru diyorsun kazım. Şimdi sen git abi uşağı araştır. Anası kim, babası kim, dedesi kim, ninesi kim, dayısı kim, amcası kimdir? Bu adamın sülalesini araştır bana. Fakat hepiniz dikkatli olun. Bu olay illaki dayı bizden bilecektir. Kimse oral olmayacak. Hepiniz tetikli olun. Eyvallah Memdi abi. Sen nasıl istersen. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam uşağım. Ha bütün gelişmelerden beni haberdar edin ha. Eyvallah abi. Ula dayı. Bu sefer elimden kurtuldun ama... Bir dahakine seni kimse alamayacak elimden. Ya Ali abi. Mahalle bu aralar çok sessiz değil mi? Hiç olay yok ya. Ne güzel işte. Ben kötü mü dedim canım kardeşim? Tabii ki güzel. Acaba kaçırdığım bir şey mi var? Onu diyorum ha. Yok yok merak etme sen. Kaçırdığım bir şey yok. Bir dedikodu olsa ilk başta sen duyarsın. Aşk olsun sana Ali abi. Ben dedikodu mu yapıyorum? Vallahi kalbimi çok kırdın. Teessüf ederim. Ulan ayrı seni bilmesem inanacağım da. İnan da ha. İnan inan. Ben yapmam. Seyit yeni bir araba düşürdüm. Hemen hasat yapmamız lazım. Durumu ne la? İş yapar mı? Durumu çok iyi lan. Adam paraya sıkışmış. Hemen alırsak ucuza kapatırız. Tamam oğlum sen gönder bilgilerini ben bir kontrol edeyim. Ama sana vereceğim komisyonu dükkanın kirasından düşeceğiz. İşine gelirse. Lan ne alakası var? Kaç aydır kira ödemiyorsun? Bir de komisyonuna mı sayacaksın? Ya kardeşim işler kesat bu aralar. Var da ben mi vermiyorum sanki? İleride olursa bir ara öderiz artık ha. Ulan Seyit sana hiç iş getirmek istemiyorum ama başkasında da para yok ki. Öyle deme kardeşim. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olmamız lazım değil mi ama? Neyse öyle olsun. Ben sana haber veririm. Hadi kaçtım ben görüşürüz. Hay sayın abicim. Hoş geldin abi. Ya sen bu aralar hiç yurt dışına çıkmıyor musun? Çok kişi telefonları soruyor. Ne zaman getireceksin? Bu aralar yurt dışına giriş çıkışlarda sıkıntılar var. Neyse sen onu bırak da. Geçen kurşunun önüne atlamış olalım. Hayırdır? Aynen sayın abicim. Geçen dayıya şurada sıktılar. Kurşunun önüne atladım belki para verir diye. 5 kuruş bile vermedi yemin ediyorum ya. Nasıl yani? Oğlum sen para için mi atladın lan kurşunun önüne? He başka niye olacak ki sayın abicim? Ama sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum gözlerime uyku bile girmiyor. 5 kuruş bile vermedi ha. 2,5 liralık kurşunun önüne 5 lira için atlarsan olacağı budur oğlum. Yani... Senin para için yapamayacağın şey yoktur öyle mi? Aynen öyle sayın abicim. Geçim zor biliyorsun. Gerekirse para için kurşuna kafa bile atarım. İyi bakalım. Madem durumlar böyle seninle güzel işler yapacağız ha Seyit. İş mi? Allah'ını seversen abi. Ne iş yapacağız abi? Para kazanalım. Gelişmeleri sana sonra anlatırım. Bundan sonra benim himayem altındasın. Biri sana yanlış yaparsa direkt beni arıyorsun. Ya kim bana ne yapacak sayın abicim? Ben sıradan bir kapıcıyım ya. Aklında bulunsun oğlum işte. Bir şey olursa hemen beni ara. Tamamdır sayın abicim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. İyi bakalım. Hadi görüşürüz o zaman. Ulan bu herifte kesin bir şey var ama... Çözeceğim, çözeceğim. Bunu da çözeceğim. Bu mahallede Seyit diye biri varmış, tanıyor musunuz? Hayırdır, niye soruyorsun? Ya abicim, uzun yoldan geldim. Kendisi hemşerim olur. Yerini biliyorsanız söyleyin ya. Ya hemşerim, tanıyorsanız söyleyin artık. Niye birbirinize bakıyorsunuz? Yok kardeş, tanımıyoruz öyle birini. Eyvallah abi. Kolay gelsin.
Ali abi, niye tanımıyoruz dedin? Baksana sakat tipe benziyor oğlum. Benziyor değil mi? Güzel. Ben Seyit'i uyarmaya gidiyorum, bir daha geldiğinde tanımıyorum dersin. Derim derim abi, sen hiç merak etme. Güle güle, yolun açık olsun. İnşallah bir daha gelir. Mahalleye aksiyon lazımdı zaten. Seyit, gel oğlum bakayım, gel. Seyit, etrafta sakat tipler falan görürsen bana haber ver, tamam mı? Vallahi sayın yöneticim, ben etrafta kimseyi görmedim. Ama hatırlatırım ki siz de beni görmediniz. Hatırladınız değil mi? Kurşunun önüne atlamıştım. Boş boş konuşup canını sıkma lan benim. Tamam efendim. Sayın yöneticim, ayıptır söylemesi, onlar size niye sıkmışlardı? Önce beraber çalışıyorduk. Onaylamadığım işler yapmaya başladılar. Şimdi intikama da dalmaya çalışıyorlar. Sayın yöneticim, işin ucunda para varsa niye bıraktın ya? Söylesene onlara, senin yerine beni alsınlar işe. Seyit, şimdi seni ayağımın altına alırım. Onlar kirli işler yapıyordu oğlum. Sayın yöneticim, ya tekrar gelirlerse? Bir daha cesaret edemezler. Biz tedbirimizi aldık. Ama bir daha gelirlerse ben sizi bir daha korurum. Anladınız değil mi? Tamam lan, fazla uzatma. Git çöpler topla. Bu nedir kardeşim ya? Kurşunun önüne atladım, 5 kuruş bile vermedi. Gözüme uyku bile girmiyor kardeşim. Bu ne? Yiyorum lan dediklerini. Sayın yöneticim. Elinde maşa gider ataşa, kızlara başa. Aha, diğer binadaki yönetici arıyor. Neyse, sonra açarım. Seni bekliyordum ya. Merhaba kardeş. Seyit'in burada oturduğunu söylediler ama kimse yerini bilmiyormuş. Sen biliyordun değil mi? Biliyorum abi, bilmez olur muyum? İnsanlık öldü mü? Gel sana tarif edeyim. Gel abicim gel. Seni bekliyordum zaten. Başım ağrıyor. Buradan direkt üstünde cami var. Oradan dön. Sağa döndüğünde yap. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Bakalım bu işin sonunda ne olacak? Heyecan dorukta. Vur abi vur. Seyit, biri seni soruyordu lan. Nasıl yani? Paralı zengin biri mi? Yok ya, öyle değil. Sakat bir tipe benziyordu oğlum. Nasıl yani? Sakat tip derken? Dayıya sıkanlar olabilir. Dikkatli ol oğlum işte. Bunun için mi otoparkı bırakıp buraya kadar geldin kardeşim? Git ya, zarara soktun beni. Git, sakat tipmiş. Senden sakatın mı var? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne halin varsa gör. Ulan hakikaten onlar olmasın mı lan? Ben Enes'i 30 numaradaki adama bunu söyleyeyim. Zaten söyle demişti. Evet söyleyeyim. Alo Kiraz'ım. Ne yaptın? Ulan emin misin? Ula baba, dayının adamları etrafta olabilir. Dikkatli olun, tamam mı uşağım? Bütün gelişmelerden beni haberdar edin. Hadi. Ula dayı, benim işime taş koymak nedir? Hepsini öğreneceksin hamsi kafalı sen o. Demek birileri seni soruyormuş öyle mi? Hevallah sayın abicim, arıyorlarmış. Gidip dayıya desem mi acaba? Yok yok, karıştırma şimdilik sen onu. Belki Ali yanlış anlamış olabilir. Ne yapacağım sayın abicim? Daha yapacak onca iş, kazanacak o kadar para var. Ben hemen ölmek istemiyorum, ne olur kurtar beni. Rahat ol, ama bir şey olursa abine haber edersin sen. Tamam sayın abicim, sen nasıl dersen. Tamam oğlum, tamam sıkıntı yapma. Ama bir şey olursa ilk bana söylüyorsun, tamam mı? Tamam, ilk sana. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz abicim. Ulan ne yapıp ne edip bundaki parayı hepsini çarpmak lazım. Ama bu da canını verir, parasını vermez. Acaba ne yapmalıyım? Ulan Seyit, senin Allah belanı vermesin lan. Milletin kurşununu önüne niye atıyorsun kendini oğlum? Üstelik adam para bile vermedi. Ya gerçekten beni öldürüp paramı alırlarsa, işte o zaman ayva yerim ben. O ne? Sakın sesini çıkartma lan. Normal davran. Yoksa delerim seni buradan. Delmek mi? Burada mı? Ben size gözünüzü dövdatsın dediğim halde nasıl mahlemizden adam kaldırıyorlar? Dayı, etrafta kuş uçurtmadık ama nasıl oldu biz de anlamadık. Ne demek anlamadık lan? Ben mi anlayacağım? Emrin nedir dayı?
Ne yapıp ne edip seyiti bulun. Bizim mekanımızdan adam kaldırıyorlarsa bizi bu alemde harcarlar. Eyvallah dayı, sen nasıl istersen. Lan Memdu, sakın elime düşme, sakın. Kazım, kimse görmedi değil mi seni şu an? Sen hiç merak etme abi. Beni kimse görmedi, göremez de. Dayının adamları da oradaydı. Kazım'ı fark etmek öyle kolay değil. Aferin sana şu an. Adam nerede şimdi? Depoda şu an abi. Elini kolunu bağladım. Sen merak etme. Güzel. Biraz kendi kendine kalsın da belki aklı başına gelir. Kendine bağ bak. Sakın yemek vermeyin ona ha. Eyvallah abi. Sen nasıl dersen. Bu arada abi, kaçırdığımız adamda bayağı para varmış. Kapıcı mapıcı ama el atmadığı hiç kalmamış. Nasıl? Bu da sen ciddi misin? Aynen abi. Bana onun yerini söyleyen adam dedi. Vay anasını ya. Bak sen şu şansa Kazım. Güzel. Abi çökelim mi parasına? Dayı müsait misin? Söyle ne oldu? Selamünaleyküm. Seyit'ten haber var mı diye soracaktım. Henüz bir haber yok. Sen ne diyecektin Ali? Dayı, geçen birileri Seyit'i soruyordu. Ben yerini söylemedim ama Hayri Hıyar'ı oradaydı. Yani sen Hayri mi söyledi diyorsun? Dayı, aklıma başka kimse gelmedi ya. Hayri bu, yapar. Ya yapar kardeşim, yapar. Geçen tesadüfen gördüm. Tövbe bismillah. Şeytanın dünyadaki şubesi gibi ya maşallah. Taş deyip kaçasım geldi ya. Yapar, yapar. Peki şimdi nerede bu Hayri'ydi? Vallahi bilmiyorum dayı. Kim bilir kimin ocağını yakıyordur. Yakar, yakar. Allah yardımcıları olsun. Ne yapıp edip bulun onu bana. Benim adamlar da arayacak onu. Ben de aramaya yardım edeyim. Seyit kardeşimizi bulmamız gerek. Vallahi helal olsun. İyi bakalım. Sen de yardımcı ol arkadaşlara. Gelişmelerden beni haberdar edin. Aldın mı başına belayı? Geri zekalı. Para için her şeyi yaptın da kurşunun önüne atlamak nedir lan salak? Acaba ben bunlarla pazarlık mı yapsam? Böbreğimi alın, paramı almayın diye. İyi de bunlar benim paramın olduğunu bilmez ki. Karıştırma lan parayı, salak seni. O zaman şey diyeyim, bu sefer dayı size sıksın, ben önünüze atlayayım, ödeşmiş oluruz. Evet. Ya o zaman gerçekten vurulsam? Ne pok yiyeceğim lan ben? Öyle ya da böyle ben gittim lan. Kurtarın lan beni. Abi bıraksanıza beni. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Abi bıraksanıza beni ya. Ulan Hayri, ben sana Seyit'in yerini söyleme demedim mi? Bak adamı senin yüzünden kaçırdılar. Ya Ali abi, yemin ediyorum ben söylemedim ya. Ama duyduğum kadarıyla abi söylemiş. Ne diyorsun oğlum sen? Benim olaydan haberim bile yok. Gözünü kıyayım mı lan seni? Hadi yürü lan, dayı seni bekliyor. Ali abi kurban olayım, beni dayıya götürme. Yemin ediyorum beni öldürür. Beni götürme dayı. Aha bunu götür. Ne diyorsun lan sen? O zaman bunu götür. Konuşma lan, o bizim dayımız. Ali abi beni götürme ya. Ulan Hayri, aslında var ya ölümü hak etmiyor değilsin ha. Hadi fazla uzatmayın, gidelim. Gitmeyelim. Nereye gidiyorsun lan? Dallama. Abi bırak gidip kurban olayım. Çoluğum çocuğum var benim. Bir de çocuğum var diyor. Sen evli bile değilsin. Yalancı. Ulan sen çok mu cesursun he? Kot kafalı sen o. Nasıl abi? Ha sen kendini kokşunun önüne niye attın? De bakayım be abi he? Abi geçim zor biliyorsun. Parasızlıktan öyle bir hale geldik ki ölümü bile göze alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz öyle duymadık kardeş. Nasıl yani abi? El atmadığın hiç kalmamış oğlum. Sanki mahalleye araca bağlar gibi para topluyorsun. Hayırdır lan? Abi yanlışınız var ya. Ben sadece kapıcıyım. Bende para ne gezer? Bak bak. Sende para olduğunu biliyoruz. Ha buradan tek parça halinde çıkmak istiyorsan sana kestiğimiz cezayı ödeyeceksin. Ceza mı? Ceza ne kadar ki? Neye geldiniz böyle? Ben size bana Hayri getirin demedim mi? Nerede Hayri? Vallahi o kadar dövdük, paramparça ettik. Yine de elimizden kaçtı ya o şeytan. Kaçsın bakalım, kaçsın. Nereye kadar kaçacağım? Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Seyit'ten bir haber var mı? Dayı, her yere haber saldık ama hiçbir iz yok. Belli ki o Memdu gizli bir yerde saklıyordur onu. Doğrudur dayı, yoksa şimdi çoktan haberini almıştır. Anladım anladım, siz aramaya devam edin. Seyit bulunacak.
Ya arkadaşlar, bu Seyit değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? He, kurtulmuş lan. Seyit, evladım iyi misin sen? Ya arkadaşlar, benim yerimi o adamlara kim söylemişti? Bilen var mı? Ya kardeşim, niye birbirinize bakıyorsunuz ya? Kardeşim, senin yerine Hayri söylemiş. Sen merak etme, biz onu yakalayıp bir temiz dövdük. Dövmek mi? Dövmek yetmez. Onun ölmesi lazım. Nerede o Hayri? Valla elimizden kaçtı ama kesin otoparkın orada olabilir. İyi de evladım, neden ölmesi gerekiyor? Hayırdır? Ne oldu lan? Niye öldürecek ki bu Hayri'yi? Ulan şu işe bak Kazım. Biz dayıya ceza keselim derken koca servetin sahibi olduk şu an. Adamda ne para varmış be abi. Ama hala kapıcılıkla uğraşıyor. Uşağım bırak o kapıcılık yapmaya devam etsin. Biz sonuçta alacağımızı aldık. Bu nedir kardeşim ya? Yemin ediyorum insanlık ölmüş ha. Ne olmuş lan Seyit'in yerine adamlara dediysen? Hayvan gibi dövdüler lan. Abartmayın oğlum bu kadar. Ne olmuş yani? Lan Hayri! Gel lan buraya! Aha, yemin ediyorum Seyit geldi. Bu beni kesin öldürecek. Ulan var ya, Ali Koç'la neredeyse aynı lokantada yemek yeme fırsatı varken şimdi gel de sıfırdan tekrar başla. Lan Hayri! Lan Hayri öldüreceğim lan ben seni! Baba para versene lollipop alacağım. Ulan ben Ali Koç diyorum, bu Lopopo diyor. Ne Lopopo'su lan? Git annen sana kesme şeker versin. Lopopo'ymuş. Bana ne ya? Ben kesme şeker istemiyorum baba. Ben lollipop istiyorum. Ulan git dedim sana. Lopopo'ymuş. Senin baban da Lopopo'yla büyüdü değil mi? Git canımı sıkma benim. Hayır kardeşim, benim anlamadığım bir şey var. Bu adamlar dayının düşmanı değil mi? Evet. İşte ben de onu diyorum. Dayı gitsin vursun onları, paramı geri alsın. Haklısın. Biliyorum haklı, delirttiniz lan beni. Paramı ver. Ali abi, ne haber? İşler nasıl? Lan oğlum Hayri, ben sana buralara gelme demedim mi? Ya Ali abi ne diyorsun ya? Bir şey yok abi ortada. Amma git. Kıpırdama lan kuşkane. Abi ne oluyor ya? Sen kimsin? Yürü lan dayı, seni bekliyor. Gevşek. Abi götürme. Yürü lan. Ali abi, abi sıkacak bana abi. Oh oh, iyi oldu. Dayı inşallah seni öldürür de senden kurtulurum Hayri. Çocuklar, hazırız değil mi? Evet abi, sen hiç merak etme. Memdu abinin kesin emri var. Dayı ölecek. Memduh abiye mahcup olmak istemeyiz. Sen merak etme abi. Dayı mekandan hiç çıkmıyormuş. Orada mı sıkacağız? Gerekirse evine girip sıkacağız lan. Memduh abinin kesin emri var. İyi tamam abi. Hazırız. Gidelim istersen. Haber bekliyorum gençler. Birazdan çıkarız. Seyit kolay gelsin. Bu ayki payını getirdim. Ali abi sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben bu kadar parayla nasıl zengin olacağım lan? Neyse onu veriyorum Seyit. İşler kesat zaten. Olmaz kardeşim böyle. Bir an önce işleri yükselt. Bana ne ya? Seyit deli misin sen? Nasıl yükselteyim ben işleri? Ben ne bileyim kardeşim. Yap bir şeyler işte. Gelen arabaları elinle yıka. Ulan iyice delirdin sen herhalde. Nasıl elimle yıkayayım? Evet delirdim lan. Delirdim lan. Delirttiniz lan beni. Acil bana para bulun. Para bulun lan bana. Bana para bulun lan. Para bulun lan bana. Ya yürü git. Deli misin neysin? İyice delirdin arada. Ben gidiyorum. Gidersen git lan. İki kuruş para getirmiş bir de hava atıyor. Otoparkı boş bırakmış. Git. Benim acil para bulmam lazım. Acil ulan. Acil bana para verin lan. Yere git lan. Dayı benim çevrem sağlam. Senin konuyla ilgili bir duyum geldi kulağıma. Neymiş o duyum? Gel bakalım. Senin üzerine gelen o adam var ya. Mendup mendup. Sana saldırı planı hazırlıyormuş. Hazırlasın bakalım, hazırlasın. Dayı şunu bil, her zaman ben senin yanındayım abi. Eyvallah Diyarbakırlı, senden yana bir şüphem yok. Memduh hazırlığını yapsın bakalım. Ben onu öldürmeden, ona ölmek yok. Eyvallah dayı. Lan Seyit, oğlum adam biri sıkışmış, evini kelepir fiyata veriyor. Hemen alalım lan. Allah'ını seversen. Lan harbi diyorum oğlum. Hadi gidelim vakit kaybetmek lan. Doğancığım, canım benim.
Ben seni çok severim, bilirsin değil mi? Evet, biliyorsun. Şimdi sen bana birazcık borç para ver, ben o evi alayım, sonra sana bir ara öderim artık. Belki, acaba. Lan saçma sapan konuşma. Ben de olsa senin yanına niye geleyim oğlum? Lan oğlum biliyorum da, oğlum beni kaçırıp bütün mallarıma parama çöktüler lan. Hep o hayri gerizekalısı yüzünden. Onu bulursam var ya öldüreceğim yemin ediyorum. Bir dakika. Senin paran yok mu şimdi? Vallahi yok lan. Sadece otopark kaldı oğlum elimde. Sadece otopark lan. Ulan üzüldüm be. Desem yalan olur. Para için kurşunun önüne atlarsan böyle olur. Lan oğlum ne olur bana biraz borç para bulun oğlum. Benim tekrar paralı seyit olmam lazım lan. Biraz oğlum biraz lan. Lan oğlum yürü git. Sen de öden can mı istiyorsun? Ben de başkasını bulurum. Öldürün lan beni. Satın alacak o kadar kelepir mal var ama benim param yok. Lan Hayri neredesin lan? Öldüreceğim lan ben seni Hayri. Lan Hayri, it bile sahibine ihanet etmez. Sen bizi mi sattın lan? Riyakar köpek! Riyakar köpek mi? O ne ya? Dayı yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Yalnız duyduğum kadarıyla... Bundan sonra bir şey duyamazsın zaten. Seni bu mahalleden kovuyorum. Eğer bir daha gözüm görürse seni buralarda acımam sana. Acımadığım ilk it de sen olmazsın. Açın bu köpeği! Çık lan dışarı köpek! Abi duymuyorum. Çık. Ah duymuyorum abi. Çık lan! Çocuklar hazırlanın. Memduh bize saldırmadan bizim onu bitirmemiz lazım. Biz her zaman hazırız dayı, sen yeter ki emret. Eyvallah dayı, ne zaman istersen. Dayı ben de sizinle gelmek istiyorum. Tamam Diyarbakırlı, sen de bizimle gel. Eyvallah dayı, hem sana hem Seyit'e yanlış yapmak neymiş görecekler. Görecekler aslanım, görecekler. Ali abi, o Hayri Salah sürekli buraya takılıyor. Nerede lan o? Nerede? Hayri nerede? Hayri Salah'ını ver lan bana. Sakin ol oğlum, Hayri falan yok burada. Bul bana onu Ali abi, bul. Ya o ölecek ya da ben zaten öldüm Ali abi, bul lan bana onu. Oğlum deli konuşma, ver şu silahı. Ali abi vur beni yoksa ben bu mahalleyi yakarım. Yemin ediyorum yakarım, paramı verin. Verin lan paramı verin lan bana. Seyit oğlum sakin ol lan dedim sana. Eline bir kaza çıkacak. Benim param gitmiş lan, ne çıkarsa çıksın oğlum. Ne çıkarsa çıksın lan, hepinizi vuracağım. Önce dayıyı vuracağım. Her şey onun yüzünden lan, her şey onun yüzünden. Ulan gerizekalı, dayıyla ne alakası var? Gittin kurşunun önüne sen kendini attın. Evet attım lan, sor bakalım niye attın diye. Soruyorum lan, niye attın? Bana para versin diye attım lan. Babasını hayra mı attım oğlum ben? Vuracağım, evet. En iyisi dayıyı vurmak. Öldüreceğim lan ben onu. Bekle lan dayı, bekle lan. Ulan bu Seyit parasını bulmazsa mahalleyi yakar, hepimizi öldürür vallan. Gözünüzü dört açın çocuklar. Sen merak etme dayı, biz hazırız. Onlar bugün ölecekler. Dayı! Seyit evladım, sen gerçek bir kahramansın. Evet, ne yazık ki parasız kahraman. Üzülme Seyit, mallarına tekrar kavuşacaksın. Ulan Memduh, demek mekanıma gelip bana pusu kuruyorsun ha? Sayın yöneticim, bir şey diyebilir miyim? Ne diyeceksin, söyle bakalım. Yani şunu diyorum sayın yöneticim, sen onları öldürdükten sonra para ve mallarını ben alsam nasıl olur? Zaten ölmüş olacaklar, hem de borcunu ödemiş olursun. Lan, asıl seni öldürmek lazım. Şimdi deli soyucu mu oldun? Dövün lan şunu! Biz de vallahi normalde kadınların sözüne bir tane güvenmezsiniz, aklı ermez dersiniz. Ama ne zaman ki gelme diyorlar, bizim erkeklerin hiçbiri gidesi gelmiyor. Ben bir an önce... Yere git! Oğlum, yavrum, anan nerede? Abimle komşuya gitti baba. Gitsin bakalım oğlum, gitsin. Gören de bizim evde televizyon yok sanacak. Bak Esra Erol sanki burada. Diğer oğlanın mal yaptı, sıra öbüründe. Gidip çağırayım mı baba? Yok oğlum yok, gerek yok. Bırak orada kalsınlar. Ben eşek gibi çalışayım, onlar keyif yapsınlar. Oh! Baba para ver de gidip lollipop alayım ya. Sana verdiğim paraları toplasaydım oğlum, şimdiye kadar benim lollipop fabrikam olurdu. Para mara yok, git kesme şekeri ye.
Onu da fazla yeme oğlum. Zarar zarar. Sana değil, bana zarar. Lan ben gidiyorum. Vay Ali abi. Ne abi? Özledin mi beni? He? Ulan Hayri, o kadar dayak yedin yine de adam olmadın. Ali abi şu dayıya söyle de affetsin be. Yeter be, dışarıda kalıyorum ya. Dayı değil, Seyit'in seni affetmesi lazım. Adamın başını yaktın be. Dayı Seyit'in paralarını alacaktı. Hani ne oldu o iş? Galiba bugün halledecekti. Sen dua et de hal olsun. Yoksa bittin sen. Hadi be dayı, hallet şunu ya. Sokakta yaşıyorum resmen be. Lan Seyit! Duydum ki zür Seyit olmuşsun. Oğlum git lan başımdan. Zaten canım sıkın, seninle uğraşamam ha. Kızma be oğlum. Eğlenek diye söyledim lan. Niye kızıyorsun sen bana şimdi? Sen git babanla eğlen lan. Dayı bugün benim paramı getirecek. O zaman göreceksiniz hepiniz. Ya oğlum gitti paralar gitti. Unut unut. La 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 la. Lan vallahi döverim seni ha. Boş boş konuşma lan. Yürü git. Ya he he. Lan yürü git. Hadi be dayı. Şu paramı al lan. Millet benimle dalga geçiyor. Bu ne lan? Yürü git lan. Git Seyit'i bana getir. Tamam dayı, nasıl istersen. Bugünkü olan bitenlerden sakın bahsetme sen ona. Ben kendim söyleyeceğim. Olur dayı. Lan Seyit. İnşallah kalbine inmez. Ne yapıyorsun lan? Ali abi. Sence dayı Seyit'in işini halletmiş midir ya? Ben nereden bileyim Hayri? Git başımdan. Bak dayının adamları seni görürse falakayı yatırır. Sen ne yapıyorsun bu arada? Adamın arabasını mı çalacaksın? Ne alakası var kardeşim? Falakaya yatıracakmış. Ya ben dayıya acıdığım için bir şey yapmıyorum. Yoksa elimde kalır yani. Defol lan it. Yoksa dayıyı ararım ha. Dur be abi, ne yapıyorsun ya? Başımı belaya sokma ya. Nasıl da Yusuf Yusuf ettin? Ne alakası var kardeşim? Ben kimseden korkmam. Seyit dayı seni çağırıyor. Ne yaptınız lan? Paramı aldınız mı? Merak etme, dayı gerekeni konuşacak seninle. Ulan söylesene, niye gereksiz heyecan yaratıyorsun be? Ben bilmem, hadi yürü gidelim. İyi, gidelim bakalım. Buyur sen yöneticim. Beni emretmişsin. Seyit evladım, bu aralar iyisin değil mi? Yok valla sayın yöneticim, hiç iyi değilim. Herkes benimle alay ediyor, dalga geçiyor. Çulsuz diyor, züğürt diyor. Benim moralim sıfır, sıfır, sıfır. Sen boş ver milleti. Onlar ancak boş boş konuşur. Hadi gözün aydın. Paralarını aldın. Gerçekten mi sayın yöneticim? Yemin et, de ki Allah belamı versin. Ne olur beni paralarıma götür sayın yöneticim. Ne olur, kurban olayım sana. Götür beni paralarıma. Dur oğlum, sakin ol. Dedim ya paralarım bende, merak etme. Hadi sayın yöneticim, ne olur beni paralarıma götür. Kavuşmak istiyorum artık, ne olur gidelim ya. Tamam oğlum tamam, hadi kalk da gidelim. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Ya ne yapayım abi, merak ediyorum Seyit'in işi ne oldu diye. Ulan işe bak arkadaş, Seyit'ten daha çok istiyorum işi olsun diye. Normalde pek tarzım değil ama. İsteyeceksin tabii, hadi yine iyisin. Seyit'le konuştum, dayı işini halletmiş. Gerçekten mi? Ben eve gidiyorum lan. Dur oğlum, öyle olmaz. Önce git bir Seyit'ten özür dile. Yok ya, ya beni dayıya şikayet ederse, o zaman ne olacak? Etmez etmez oğlum, o şu an çok mutlu zaten. Ulan pek aklıma yatmadı ama, yapacak bir şey yok, el mahkum. Dileyeceğiz. Baba! Ne var lan? Bana araba alsana, bütün arkadaşlarım var, benim yok. Lan yürü git, 2-3 kuruş paramız var, onu da çöpe atalım öyle mi? Bak seni de abin gibi yatılı okula yollarım, kurtulurum senden ha. Yürü git! Ya of baba ya! Ya ne cimri adamsın sen ya! Böyle babam oldu ya! Terbiyesiz çocuk, babaya da saygı kalmamış artık. Cimriymiş, tutumluyum lan ben, tutumlu. Seyit! Ne var? Ne haber lan? Yine voleyi vurdun ha, iyisin. Ulan Hayri, seni burada öldürdüm ama dua et ki dayı paramı geri getirdi. Dedikoducu şerefsiz. Benim ne suçum var kardeşim? Ben nereden bileyim böyle olacak ya? Neyse tamam lan, fazla uzatma. Affettim seni. Bir daha sakın bana bulaşma lan. Vururum seni ha.
Ulan bundan sonra bütün mahallenin dedikodusunu yaparım ama seninkini yapmayacağım lan. Söz ulan. Tamam, hadi git. Gözüm görmesin seni. Hadi görüşürüz. Seyit. Mal lan bu. Nasıl zengin olmuş? Mal lan bu. Tipe bak. Ev lan bu. Kimse evde yok. Ne karı var ne çocuklar. 24 saat geziyorlar ha. Ulan var ya bir kere evde görsem komşular geldi sanacağım ha. Bu ne arkadaş ya? Himmet, benim gerizekalı oğlum. Senin ne işin var burada? Baba, okulda çok sıkıldım ya. Kaçım yerimdenim ya. Ne? Kaçtın mı? Ulan benim gerizekalı oğlum. Ben o okulda yılda 100 aileye yetecek kadar para veriyorum. Çabuk dön lan. Dön lan. Ya gidemem baba. Okuldan kaçtım diye okuldan da kovdular. Allah'ım ya Rabbim benim ne suçum vardı? Para verdin ama bu geri zekalıları niye bana verdin? Ben kime ne yaptım ya? Kolay gelsin Ali abi. Sağ ol İrfan. Ya Ali abi, az biraz borç paraya ihtiyacım var da ilk sana danışmak istedim. Seyit'ten borç para istesem verir mi acaba? Bence hiç deneme İrfan. Sen parayı istemeye giderken sana parayı vermez. Üstüne bir de borçlu çıkarsın. Abi çok lazımdı ya. Nasıl yapsak acaba? Valla ben diyeceğimi dedim. Seyit 5 kuruşu kayboldu diye çarşıya 3 kere yere bakarak gidip gelen adam. Yuh be, o nasıl iş? Ya o da öyle bir model işte. Haklısın, vermez ama ben bir şansımı deneyeceğim. Acil bir durum var da abi. O zaman Allah kurtarsın seni kardeşim, ne diyeyim? Ulan İrfan, Seyit inşallah senin donuna kadar soymaz. Bana bak lan gerizekalı oğlum. Bundan sonra ben ne dersem onu yapacak. Anladın mı lan? Belli ki sende okuyacak beyin yok. Bari bir mesleğin olsun oğlum. Bana ne bu boya? Ne mesleğinden bahsediyorsun? Ben TikToker olacağım. Ne olacaksın ne olacaksın? O ne lan? Ne işe yarıyor oğlum? Bir sürü video çekip internete koyacağım. Hem de para kazanacağım. Nasıl yani oğlum? İnternetten para da mı kazanılıyor? Oo, sen ne diyorsun baba? Herkes oturduğu yerden zengin oluyor. Ney? Zengin mi oluyorlar? Zenginlik deyince nasıl da keyfin yerine geldi. Köfte var. Oğlum sen hakikaten geri zekalı öndesin. Ben boşuna demiyorum. Ulan sen babana geri zekalı mı diyorsun ha? Da var. Ya yok baba. O anlamda demedim. Sen çok uyanık adamsın ya. O anlamda dedim. Tamam lan. Fazla uzatma. Bana acil interneti öğret oğlum. Ya tamam baba ya. Ben halledeceğim ya. Ben halledeceğim. Sen merak etme. Kolay gelsin Seyit. Ha, kolaysa başına gelsin. Gel bir işin ucunda tut da çabuk bitsin bari. Hah. Babam İrfan'a işini kilitledi valla. Sus lan gerizekalı oğlum. Ha? Sen niye enayi uyandırıyorsun? Şaka yapıyor. Gerizekalı işte. Abi ben bir şey diyeceğim de ama nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Ya söyle hadi, korkma ya. Hem çalış hem de söyle. Ya çok acil bir durum var da borç verir misiniz diyecektim. Olur canım benim. Ne kadar istiyorsun? Ha? Ne kadar istiyorsan vereyim, kolyeye bak. Neyse kalsın orada. Bak ne kadar güzel. Nasıl ya? Herkes Seyit borç vermez diyordu. Bak sen şimdi o terbiyesizlere ya. Hepsi yalan söylemiş. Ne kadar istiyorsun? Söyle canım. Vallahi abi ne bileyim, 20 bin versen yeter. Tabii ki canım benim, ne demek ya. Sen önce şu kağıdı imzala, gerisi kolay. Bak kalem bile var. İyi de o niye ki? Ya niye olacak canım benim? Ölümlü dünya. Yarın öbür gün bir şey olursa sen benden borç aldın diye, anladın? Tut bakayım şunu. Heh. Oğlum yakala geliyor. Peki abi. İyi bir de bu kağıt boş. Ya canım benim sen merak etme. O prosedür şeylerini ben doldururum. İmzala imzala. Buyur abi. Hadi geçmiş olsun canım benim. Ney? Geçmiş mi olsun?
Ya canım benim, sen dedin ya acil para lazım diye. Ondan bak geçti bile. Oğlum dolapta zaten 20 bin lira vardı. Ver abine gitsin. Yürü lan. Yürü. Yürü lan. Yürü lan. Geçmiş olsun İrfancığım. Ben bu kağıtla seni donuna kadar soyacağım. Hiç merak etme. Ne yapıyorsun Seyit? Ne oldu lan? Sayın yöneticim beni mi emretti? Yok, o evde çaldı aidatları geri versin dedi. Ne çalması kardeşim? Ne aidatı? Ne diyorsun sen? İftira atmayın bana. Ben bilmem kardeş, dayı öyle dedi. Tamam lan anladım. Uzatma fazla. Senin cebinde kaç para var? Niye lan? Ne yapacaksın ki? Ya Allah Allah, sen söyle. Kaç para var ya? Bir bakayım. Aha, bu kadar var. Ver bakayım sen şunları canım benim. Bak canım benim, götür bunları dayıya ver. Bu galiba fazla. Bak, dayıya aynen şunu söyleyeceksin. Bunları verdi, gerisini sonra halledecekmiş, tamam? Ah. Tamam. Bak, unutma ha, direkt sayın yöneticime vereceksin. Dikkatli ol, hırlısı var, hırsızı var yani. Tamam tamam, salak değilim ben. Biliyorum canım benim, biliyorum salak olmadığını. Tipe baksana, maşallah, zeka küpü, keşke benim oğlum olsan. Bak, direkt götür, sayın yöneticime ver, tamam mı? Dön bakayım, daha değil. Enayi. Ne yaptın oğlum? Vallahi bu bak, paraları verdim, içinden biraz da aldım. Ne yaptın? Aldım. Aferin oğlum benim, işte böyle akıllı ol. Nerede? Paralar nerede? Burada. O ne? O ne lan? Vallahi paralar eskiydi, ben de kibritle yaktım. Ne yaptın? Yaktım. Ne yaptın? Yaktım. Allah belanı versin senin servet düşmanı. Mal düşmanı, gel lan buraya. Seyit nerede, gördün mü? Yo, ne oldu ki? Benim paramla çaldığı aidatları ödemiş. Sen niye paranı veriyorsun? Seyit'i bilmiyor musun? Salak mısın sen? Beni kandırdı, anlamadım bileni. Onu görüp kafasına sıkacağım. Beni maymuna çevirdi. Bu deli kesin Seyit'i vurur. Raporu da var. İçeride yatırmazlar bile. Seyit'e haber vermek lazım. Bak sana güveniyorum ha, eminsin değil mi? Aşk olsun kardeşim. Merak etme ya, güven bana. Ben bu işin piriyim. Tutarsa ortağız ha. Ne ortağı lan? Para benim param. Seni niye ortak edeyim? Bu hayatta paradan daha değerli şeyler var kardeşim, bilmiyor musun sen? Mesela? Mesela... Şimdilik aklıma bir şey gelmedi ama vardır herhalde. Ortak? Ortak deme lan bana, tutarsa bir şeyler veririz işte. Bak bütün paramı basıyorum ha. Bas abicim bas, korkma. Birazdan zenginiz, merak etme. İyi tamam, ver kuponu da gidip yatıralım. Al abicim benim, önden buyur abim benim, güzel abim. Kardeş Seyit nerede, gördün mü? Seyit kim lan? Beni dolandıran kişi işte, herkesi kandırıyor. Deli misin lan sen? Yürü fişine, manyak. Onu öldürmeyeyim diye seni de tembihledi değil mi? Bir sefer öldüreceğim onu, öldüreceğim. Manyak mıdır, deli midir, psikopat mıdır, nedir lan bu? Abi Seyit'i gördün mü ya? Yo, ne oldu ki? Abi bizim raporlu deli yok mu? Seyit onu kandırmış, o da her yerde Seyit'i arıyor vuracağım diye. Yapma lan, o deli Seyit'i vurur kesin. Abi Seyit'in çocuklarını aradım, onlar da nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Ulan cimrilikten geberecek, bir telefon bile almıyor. Bu nedir arkadaş? Abi şuna bir bakalım ya. Sen bir tarafa, ben bir tarafa. Belki buluruz. Tamam o zaman. Hadi gidip bakalım. Yapacak bir şey yok. Son dakikalar. Maç bitmek üzere. Zengin olacağız. Ben sana dedim. Maç sakat ama dikkatli olmak lazım. Of, az kalsın atıyorlardı. Hadi oğlum, aferin size. Hadi oğlum. Hakem maçı bitirmek üzere. Çal artık şu düdüğü, çal. Of, kazandık. Nerede lan bu? Maçı izlerken kuponu ver bakayım demişti. Kuponu çalmış. Öldüreceğim lan seni. Abi Seyit'i gördün mü? Seyit mi? O kim lan? Ya kim olacak vuracağın kişi? Deli misin nesin oğlum sen? Ne diyorsun lan? Abi deli mi bu? Herhalde galiba. Bak tipe bakalım. İstediğiniz kadar saklayın Seyit'i. Vuracağım onu, bulup kafasına sıkacağım. Allah Allah. Hakikaten deli herhalde. Millet kafa yemiş be. Harbiden ha. Usta Seyit'i gördün mü ya? Yo, ne oldu ki? Şu bizim deli yok mu? Gitmiş onu kandırmış be. Ne diyorsun be? Bu deli kesin onu vurur. Usta ben de onun için geldim. Gördün mü Seyit'i? Yok vallahi görmedim. Zaten Seyit senede bir kere tıraş olur. Ona da indirim ister. Sonra borç der. Sonra ödemez. Bu cimrilik onu bir gün öldürecekti. O gün de bugünmüş demek ki. Tamam tamam. Ben görürsem uyarırım onu. Merak etme sen. İyi tamam usta. Hadi kolay gelsin.
Ulan Seyit, ulan Seyit, sonunun böyle olacağı belliydi. Demek ki Seyit de ölecekmiş. Sabah geldi, sigarayı alıp gitti. Parayı da eksik verdi. Abi iyi de o sigara içmez ki. İçmek için değil lan, tek sigara satıyor ya. Vay arkadaş, bu tek sigara da mı satıyor? Satıyor. Zam geldi ya, daha fazla yolunu buluyor. Alkolü benden alıyor, gidiyor barlarda satıp yolunu buluyor. Adam her yerden koyuyor. Abi o değil de uyumuyor mu bu? Bir ara sordum, günde 2 saat mi 3 saat mi ne uyuyormuş. Uyuduğu zaman da rüyasında para sayıyormuş. Abi adam sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyor. O zengin olmayacak da biz mi olacağız? Bulmamız lazım onu, deli vuracak yoksa. Tamam tamam, merak etme, görürsem söylerim. İyi tamam abi, haydi kolay gelsin o zaman. Bu seni vurmamış. Biz de sabahtandır seni arıyorduk uyaralım diye. Merak etmeyin, biz onunla anlaştık. Değil mi lan? Deli gibi seni arıyordu. Nasıl sakinleştirdin? Çok basit. Bir lopopo verdim, sustu. Değil mi lan? Benim işim bu, uyanık olmak. Vallahi senden korkulur, ne diyelim? Korkulur tabii. Korkun benden. Kork lan. Bir dahakine bunun kireklisini alsana. He tamam alırım. Bir dahakine sen de cebine çok para koy, tamam mı? Tamam. Aferin. Ya arkadaşlar, biz sanki bir şey unuttuk değil mi? Nasıl yani? Ne unuttuk ki? Ne demek ne unuttuk? Bütün skeçlerimizde sosyal mesaj vermiyor muyuz? Veriyoruz. Peki uyanık kapıcı serisinde niye vermiyoruz? He? İyi o zaman, burada da ver tam olsun Cüneyt abi. Pardon Seyit abi. Seve seve. Evet arkadaşlar, uyanık kapıcı serimiz final olmuştur. 100 bölüm çekecek halimiz yok ya. Siz siz olun. Kendini şirin, tatlı, iyi insanlarmış gibi gösteren hiç kimseye inanmayın. Sırtınızdan geçinmek için daha sonra sırtınızdan vururlar. Dikkatli olun. Aman ha. Sahtekarlara dikkat. Kurnazlara dikkat. Fırlamalara dikkat. Üçkağıtçılara dikkat edin. Menfaatçılara dikkat.